Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem bölgesindeki oda başkanları ile beraber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi. Toplantıda, orta hasarlı binaların durumu, özel proje alanındaki çalışmalar, imara uygun olmayan alanlardaki binaların durumu, yerinde dönüşüm modelindeki uygulamalar, sanayi tesislerindeki binaların durumu ve kentsel dönüşüm projeleri konuşuldu. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, konu ile ilgili Aksu Haber'e özel açıklamalar yaptı. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı hem milletimize hem ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Tabii 100. yılında hizmet yapmak bizim için de ayrıca bir gurur vesilesi. Dün Çevre Şehircilik Bakanlığımızda bir toplantı yaptık. Bizzat bakanımızın özel olarak katıldığı ve depremde zarar gören illerin oda ve borsa başkanlarının katıldığı özel bir toplantıydı. Yaklaşık 3 saate yakın ve üzerinde bir toplantı sürdü. Biz şehrimizin sorunlarını dile getirdik. Biliyorsunuz ki şehrimizdeki en büyük sorunlardan biri orta hasarlı binaların durumu. Yaklaşık 25.000'e yakın bağımsız bölüm var orta hasarlı ile alakalı. Bunları bakanımıza bizzatihi ilettik. Herhangi bir ruhsatlandırma çalışmalarının henüz başlamadığını, bir an önce başlatılması gerektiğini ve prosedürlerinin belli olmasıyla alakalı. Bakanımız da bizimle aynı görüşte. Yani bu sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyor. Orada iki yol var. Birincisi istersek eğer orta hasarlı vatandaşlarımız kendileri isterse müracaat edip ağır hasarlıya çevirip hem yerinde dönüşüm hem de hak sahipliliği konusunda hak kazanabilecekler. Ya da bizatihi yerinde dönüştürelim derlerse de onların projesini hazırlayıp bir an önce belediyelerimizin de ruhsatlandırma sistemini açması gerekiyor. Burada geç kalındı mı? Evet geç kalındı. Çünkü depremin 8. 9. ayındayız ve kışta yaklaşıyor. Yani 25.000 bağımsız bölüm var. Bunlarla ilgili artık bir an önce netliğin haftaya kavuşması lazım. Bakanımız da zaten inşallah bir 10 gün sonraki şu kentsel dönüşüm yasası çıkartılacak biliyorsunuz önümüzdeki hafta mecliste. Kentsel dönüşüm yasası çıkartıldıktan sonra da şehrimize davet ettik. Kendisi de bizzatihi gelecek ve burada yerindeki paydaşlarla bizzatihi birebir toplantı da yapacak. İkinci konumuz imara kapalı alanlar konusu. Burada çünkü mevcut binalarımız var, hasarsız binalarımız var, az hasarlı binalar var. Bu binaların durumunu görüştük. Diğer konumuz proje alanı. Şimdi proje alanı içerisinde de, özel proje alanı içerisinde de biliyorsunuz ki bunlar emlak konut ve devletimiz tarafından yapılacak. Fakat bunların içerisinde de hasarsız binalarımız var ve bekleyen vatandaşlarımız var. Şimdi birçok oradaki vatandaşlarımız kendi binasını güçlendirip içinde oturmaya başladı. Yani bunlar yıkılacak mı? Bu süreçte bu proje alanının içerisinde kalan sağlam binalar korunacak mı? Bunların bir an önce netleşmesi gerekiyor. Fay hatlarının bir an önce belirlenmesi lazım. Çünkü bu fay hatları civarında da gerçekten hasarsız ve az hasarlı birçok binamız var. Yani imara uygun olmayan alanlarla alakalı. Bu konuların bir an önce netleşmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili yaklaşık 3 saat bir toplantı yaptık. Bakanımız da zaten bu konulara vakıf, tek tek not aldı. İnşallah Kahramanmaraş'a geldiğinde de bunları bizlerle paylaşacak.